Arkadaşlar merhaba. Bu videoda seçim aracını kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü yani bir şeyde işlem yapacaksanız öncelikli olarak seçmeniz gerekiyor. Daha öncekinde hatırlarsanız W'ye basarak Circle'a geliyordunuz. Bunu da Circle'a anlatmamız çok daha kolay olacak. Bakın mesela şöyle şu alanın tamamını seçebiliyorum. Ya da şu alanı komple seçebiliyorum hızlıca. Ya da şöyle yapayım, şu alanı seçebiliyorum. Ya da şu şekilde seçim yapabiliyorum. Yani Circle aracı burada daha kullanışlı bir hale geliyor. Şimdi Edge'e gelirsek şunu tekrar normal seçime getirelim. Mesela şöyle bir şey seçtiğimi düşünelim. Bir kenar. Ondan sonra buradaki kenarları şuradaki kenarları tek tek seçeyim. Shift'e basarak diğer bir seçimi arttırabiliyorum. Bir daha Shift'e bastığım zaman burayı seçebiliyorum. Şimdi Vertex'e geçelim. Vertex'te de aynı şekilde çoklu seçim için Shift'e basıyoruz. Shift. Şuradaki bütün şeyleri seçebiliyoruz. Şimdi Select mesela Face'e basalım. Şunu eğer Shift'e basmasam gördüğünüz gibi gidiyor. Ama Shift'e basarsam şu şekilde istediğim alanı seçebiliyorum. Ya da işte şu şekilde istediğim alanı seçebiliyorum. Şimdi bunun bir yöntemi daha var. Alt ile arkadaşlar. Şimdi ben mesela atıyorum Edge mode'a geleyim. Şurada bir tane yüzey seçtim ve bütün bu alanı seçmek için Shift'e basıp işte buraya geliyorum. Ondan sonra her seferinde şu şekilde aşağı iniyorum. Bir daha şurada alttan şunları seçiyorum. Gördüğünüz gibi bayağı zahmetli bir iş aslında. Yani bildiğiniz zahmetli iş. Şöyle bir alan seçtim. Şunu da seçeyim. Peki ben bunu her seferinde bu kadar yapacaksam çok karmaşık bir sistemde ne yapabilirim? Bir tane seçelim mesela. Şöyle alta basıp bir yeri seçtiğiniz zaman o daireyi tamamlar. Şunu seçelim mesela. Şuradaki şeyi seçelim. Alta basıp şuna basalım. Gördüğünüz gibi şey yapar. İlk başta onu seçmenize gerek yok tabii ki. Yani şöyle mesela şunda da yapabilirsiniz ama hani hangisinin seçilmesi gerektiğini göstermek için ben önce basıp sonra alta tekrar basıyorum. Aynı şeyi Vertex'te deneyelim mesela. Vertex'te şunu yaptım. Şunu seçelim. Bakın onun alakalı olduğu bütün Vertex'i seçiyorum. Ya da şuraya diyelim. Bakın şu alakalı Vertex'i seçmiş oluyorum. Face'te ise mesela şunu seçtim. Alta bastım. Gördüğünüz gibi dairesini tamamladı. Böylece oldukça kullanışlı bir hale gelmiş oldu bu çalışma diyelim. Oldukça kullanışlı bir hale geldi. Ve seçim aracını bu şekilde hızlıca pek çok şeyi burada hızlıca seçebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle basayım. Pardon. Ben neye basıyorum? Evet. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şunu seçeyim ben. Evet. Bu şekilde hızlıca pek çok şeyi seçebiliyoruz. Tekrar şuna gelelim ve anlatırken mesela burada enine bir şey seçeceksem tekrar Shift'e basıp ilave de yapabiliyorum mesela. Ya da Alt Shift'e basıp gördüğünüz gibi komple ilave yapayım. Ya da şöyle yapalım. Alt'a bastım. Şurayı seçtim. Bir de burayı seçeyim. Alt Shift'e bastım. Şurayı seçtim. Tekrar bu alanı seçmiş oldum. Ya da şurayı seçmiş olayım. Gördüğünüz gibi Alt Shift'e basıp şeyi de seçebiliyorum. Çaprazındakini de seçebiliyorum.